Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Eyrife Universalis 4'te Memlük'le oynadığımız Selçuklu Kurma serimizin yeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. Seriye beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Memlük'le Selçuklu Kurma serimiz kaldığı yerden devam ediyor ve ben şu an deli divane corruption yiyorum. Aslında corruption yemeden para biriktirebilsem birikmiyor ki. Corruption yemeden para birikmiyor abi kesinlikle. Ve amirler de loyalty kazanmak için 480 altın istiyor. 470 altın istiyor. Bir tane daha borç çekildi mecburen. Efendim sadece artı 4 dukat biriktirebiliyorum şu anda. Şu an yapabileceğimiz en mantıklı şey oturup beklemek, biliyorsunuz. Geçtiğimiz bölümlerde çok fazla toprak aldığımızdan dolayı yolsuzluk yaşamaya başladık. Yolsuzluk sıkıntısı yaşamaya başladık. Bu yolsuzluk sıkıntısını giderebilmek için bizim öncelikle bir borçlarımızı ödememiz gerekiyor. Çünkü 5 büyük borca sahibiz. Bu 5 büyük borcu ödememizle birlikte artık admin teknolojisinde ilerleyip daha fazla toprağı estate haline getirmemiz gerekiyor. Çünkü yani daha fazla toprağı yönetecek kapasiteye erişmezsek corruption'dan dolayı sürekli para kaybetmeye devam edeceğiz ve sürekli zarar göreceğiz. O yüzden bizim çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ve her ne kadar çok büyük eksiler yesek de ben bir şekilde admin teknolojisini on yapacağım. Çünkü yönetemiyorum. Ülkeyi yönetememeye başladım. En azından yani bir işe yarayacak mı bilmiyorum ama bir şeyler yapmaya çalışacağım. Askeri teknolojiyi onladığımız güzel oldu. Şu an yani civar devletlere nazaran ekonomimiz çok kötü durumda değil. Elaylarımla sürekli ilişki geliştiriyorum. Boş zamanlarımda bir de bana karşı koalisyona girme ihtimali olan devletlerle ilişki geliştireyim. Ve Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığını garantilemek istiyorum ama büyük bir güç dalarsa sıkıntı yaşayabiliriz. Olsun, ben yine de kendim toparlanıp tekrar Osmanlı'ya savaş ilan edene kadar birilerinin Osmanlı'ya saldırmasını istemiyorum. Venedik'le muhtemelen çıkarlarımız ilerleyen zamanlarda kesişecek ve Venedik'te şövalyeler de bana tekrardan düşman kesilecek. Ama olsun, o vakte kadar düşmanımın düşmanı dostumdur politikasından yola çıkarak kendilerinin dostluğunu benimsiyorum. Tunus'la aramı iyi tutmaya çalışıyorum. Diğerleriyle aramı iyi tutmaya çalışıyorum. Şöyle bir Venedik'e de tras basalım. Şövalyelere de tras basalım elimizden geldiğince. Bir stability kaybetmek istemiyorum. Amirlerin loyalitesi düzeldi nihayet. Ya army tradition kaybetmemiz çok önemli değil. Yönetici değiştikçe zaten army tradition kazanacağız. Ulema birazcık daha kendini kuvvetlendirebilir. Şöyle bir artı bir de olsa diplomasi adamı kullanalım. Çünkü diplomasi eksimiz var. Başka neler yapabiliriz? Şu an onu düşünüyorum. Yapacağımız hangi hamleler bize fayda sağlar? Yapacağımız hangi hamleler bizi rahatlatır, onu düşünmeye çalışıyorum. Corruption yemeden, zarar görmeden ne oluyor be? Ha, Osmanlı Moldova'ya dalıyor. Osmanlı Moldova'yı birebir de alır, öyle değil mi? Birileri Osmanlı'ya dalmasın yeter. Şu an çünkü Osmanlı'nın bağımsızlığı benim için önemli. En azından Türk kültür grubunu ana kültür grubu yapana kadar bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi bir şey diyeceğim. Bir de şöyle bir şey yapalım. Maşriki kültür grubu da birazcık kalabalık duruyor. Onu alalım. Fazladan bir stability'yi alalım. Bununla beraber her ne kadar diplomaside geri düşecek olsak da şu diğer iki kültür grubunu da Türk kültür grubu haline getirelim. Hop. Ve bir şey söyleyeyim mi? Şu an yani diyelim ki teknoloji bize geldi. Kolonyalizmi benimsemeyi başardık. Abi koloniciliği benimsesek dahi, gerçi bu puan verilmez ya abi. 748 puan verilmez. Koloniciliği benimseyecek parayı nereden bulacağız bilmiyorum ama bu puan verilmez. Ve sürekli şey yiyorum abi. Borçlar ertelendikçe daha da yük biriktiriyor. Borçlar ertelendikçe daha da sıkıntı olmaya başlıyor. Üçüncü bir idea gitmemize izin veriyor bu ama üçüncü idea'ya nerede bulacağız da nerede gideceğiz? Ya şey yapsak acaba başkente birazcık daha development basıp bu teknolojiyi almaya çalışsak. Şöyle bir parça bir parça. Yani teknolojiyi alınca borcu o borç ödenir bekle. 1700 dukat biriktireceğiz de borç ödeyip teknoloji alacağız, öyle mi? Abi ben var olan borçlarımı bir ödeyeyim, sonra 1700 biriktiririm. O vakte kadar da şöyle az humanist idea'ya doğru gideyim madem, yani kültür grubu falan artsın, bir şeyler olsun.
bir tane borcumu ödeyeyim en azından. Ödediğim borçlar beni zamanla rahatlatacaktır. Aynen öyle. Corruption da birazdan sıfırı bulur. Abi benim ülkenin admin puanının ilerlemesi lazım. Yani yoksa kaçarımız yok. Bu arada ordularıma antrenman yaptırmak istiyorum ama şöyle bir ordunun başına geç. Ordulara antrenman yaptırırsam para kazanamam. Abi mecburi bir oturma sürecim var o aldığım 5 borçtan dolayı. Bu esnada ne yapabilirim? Stratejik hamlelerim ne olabilir? Onu düşünüyorum. Savaşmasam dahi stratejik adımlar atabilirim. Stratejik hamleler gerçekleştirebilirim. Osmanlı bu arada Moldova'yı almış vaziyette. Osmanlı'nın bağımsızlığını garanti etmeye devam edeceğim. Çünkü lambur lumbur Osmanlı'yı dağıtsınlar istemiyorum. Ki zaten kendi başına da kendisi güzel bir güç. Bu arada İstanbul'dan toplama yapabiliriz ha. Ya da İstanbul'dan transfer edebiliyor muyuz parayı? İstanbul'dan parayı Ragusa'ya transfer edebiliyorsun. İstanbul'dan Ragusa'ya transfer etme. Basra'da da bayağı gücümüz var. Aleppo'da da bayağı gücümüz var. Gulf Aden. Gulf Aden'deki gücümüz az gibi ya. Gulf Aden'deki arkadaşı çekip Osmanlı'da topratsak daha fazla para gelmez mi? Bir deneyelim. Gulf Aden'deki ticaret adamımızı çekelim. Ve diyelim ki İstanbul'da sen bize toplama yap. İki dukat falan aktarıyordu. Bakalım Osmanlı'nın İstanbul şehrinden ne kadar para toplayacak? Osmanlı'ya ait değil daha doğrusu. Şehir bize ait artık. Evet. 3.41 topluyor. Bu arada İspanya ile Avusturya arasında bir savaş durumu söz konusu. Avusturya Kutsal Roma İmparatorluğu'nun lideri değil mi? Değil. Eğer Kutsal Roma İmparatorluğu'nun lideri değilse tehlikeli de değil. Çünkü sadece imparatorun sahip olduğu belli başlı özelliklerden muzdarip. Fazladan para, manpower ve fazla asker alma kapasitesi gibi. Bunlardan muzdarip olduğu için pek bir cacık edemeyecek gibi. 1500 altına kadar çıkmış durumdayız. Şöyle bir yıllık separatizm düşüşünü de alalım. Ya artık isyan falan etmezsiniz büyük ihtimalle ya. Abi o teknolojiyi benimseyip diğerlerini öyle alacağım yani. Teknoloji benimsemeden bir şey almak şu an pek mantıklı değil. Diplomasi puanımı da harcıyorum vallahi Türk kültür grubunu kabul gören kültür grubu yapabilmek için. Biz bu seride Selçuklu'yu kurarız. Evet ama bu esnada güçlenen diğer devletlere dikkat etmem gerekiyor. Güçlenen diğer devletler kim? İspanya. İspanya'yla örneğin bir ara savaşa girmem gerekiyor. Yani kesinlikle İspanyol bir savaş yapılacak İspanya devletiyle. İspanya ile savaşacaksam yanımda Fransa gibi bir müttefik görmek isterim. İspanya ile savaşacağım sırada Fransa'yı müttefik almaya çalışacağım. Tabii ki şövalyelerin müttefikliğinden vazgeçilebilir. Şövalyelerin müttefikliği çok iş yapmayacaktır. Burada minik savaşlar da yapabiliriz aslında ama o minik savaşlar devleti minik bir halde tutmayacağı için bize büyük bir sorun çıkartacaktır. Minik savaşlardan doğan büyük sorunlar da seride ilerlememize engel olacaktır. Bu yüzden oturup uslu uslu beklemek dışında pek bir seçeneğimiz olduğunu zannetmiyorum. Yavaş yavaş enflasyon da düşüyor. Güzel aslında. Güzel güzel. Yavaş yavaş enflasyon da düşüyor. Yani şu teknolojiyi alabilsek çok güzel. Zaten teknoloji yayılmaya başlamış ya. 1446'na kadar gerilemiş. Corruption çekip teknolojiyi alıp sonra corruption'ı öderiz demeyeceğim. Merak etmeyin demeyeceğim abi. National Tax Modifier ama yıllık prestij azalışı, yıllık prestij ya da trade efficiency ya da National Manpower Modifier. Anam National Tax Modifier versen bana. Sen bana National Tax Modifier ver. Amirlerle de aramız düzeldi nihayet. Ulemadan mı, merchantlardan para isteyebiliyordum öyle değil mi? Abi merchantların evet merchantlardan bir 300 dukat isteyelim. Oo Kutsal Roma'nın başına Avustur geçti. Bekle bu arada şu herhalde. Gerçi ödeme tarihi en yakın olanı ödeyelim değil mi mantıken? Şey bilmesin, enflasyon bilmesin. Avustur bu arada tam zamanında Kutsal Roma'nın başına geçti. Sevgili Avustur devletini destekliyorum İspanya ile olan bu savaşında. Hatta İspanya'ya zarar vermenin bir yolu olsa keşke. Avustur artık çok daha kuvvetli halde. Geliri arttı, askeri gücü arttı. Avustur yani bu savaştan çok güzel karlar elde eder. Ve dediğim gibi Osmanlı'yı parçalamasınlar diye bağımsızlığını garanti ediyorum. Şu an birebir de küçük devletleri falan yutar. Örneğin Efla, Arnavutluğu falan alır. Oraları alsın o çok önemli değil ama daha fazla büyümemeli Osmanlı.
Bakalım bakalım bakalım. Şurada asker kaybetmeye devam ediyormuşuz. Bu adamı bir alıp geri yukarı çıkartalım. Adamımız hiç kayıp vermesin. Şöyle at koyunluyu vasal olarak alalım diyeceğim. Vasal almak da bizim diplomasi puanımıza zarar. Ne yapalım bilmiyorum gerçekten. Darfur. Darfur'u mu alalım? Ama abi yani orayı aldığım takdirde de eksi yiyeceğim. Diplomasi eksisi yemek istemiyorum. Ama aslında benim artık bu devletlerin müttefikliğine ihtiyacım var mı? Vay 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 vay. Commonwealth kuruldu. Güzel. Güzel güzel. Commonwealth'ın bana olan güveni artsın. Commonwealth iyidir abi. Tunus'un da bana olan güveni artsın. Venedik'in de bana olan güveni artsın. Nasıl olsa ilerleyen tarihlerde savaş yok. Knight'ları salabilirim aslında ya. Knight'ları salabilirim abi aslında. Yani Knight'lar şu an için o kadar faydalı müttefikler değiller. İleride şövalyelerden kurtulabiliriz efendim. Ve borçlarımızı ödemeye devam edelim. 3 borcumuz daha kaldı. Bununla beraber teknolojiye de yalnızca 1300 dukatlık bir uzaklıktayız. Bekleyelim. Şu an kesinlikle teknolojiyi almayacağım. Evet, yani Merchant Guild'in şu an bu duruma gelmesi kötü ama para kaybedemezdim elbette. Corruption da veremiyorum, destekleyemiyorum da neyse o artık yavaş yavaş kendiliğinden artacak. Yapacak bir şey yok şu an yani trade efficiency'miz düştü ama dediğim gibi yani elden bir şey gelmez. Abi şöyle bir borçlardan kurtulalım. Borçlardan kurtulduktan sonra taze taze biriktirir paramızı, alırız teknolojimizi. Tıkır tıkır da geçeriz diğer teknoloji gruplarına. Şurada şöyle birazcık daha military teknolojisi harcayalım. Bu arada ikinci idea olarak da, üçüncü idea olarak da muhtemelen askeri teknoloji gideceğim. Üçüncü idea olarak gitmeyi planladığım askeri teknoloji de quality ideası. Quality ideası sayesinde army tradition'ım da çok azalmaz. Gemiler de kuvvetlenir. Ve quality ideasını bitirdiğimizde 5 disiplin gelecek. Artillerililer de iyi savaşacak. Quality ideası bizim için uygun bir idea olabilir. Ekonomi ideası gitmek istiyordum esasında ama henüz o kadar admin puanına sahip değilim. O kadar admin puanına sahip olmadığımdan dolayı ekonomi ideası gitmeyeceğim. Quantity'ye gitmeme de gerek yok. Çünkü zaten yeterince askerim var. Yani askerlerim bana yetiyor. Belki ofansif gidilebilir. Bilmiyorum, duruma göre müdahale edeceğiz. 1300 dukat ve gitgide bize yaklaşıyor. Yalnızca 2 tane borcumuz kaldı. Aslında bir iki borç daha çekip şey alabiliriz ya. Osmanlı Macar'a dalıyor bu arada. Dal dal. Gerçi şu an ben kendi ellerimle bir Frankenstein mi oluşturuyorum acaba? Gerçi önü Commonwealth, önü büyük bir Bohemia, Venedik. Yani burada bir tek Macar'la Efla alabilir. Ondan sonra tıkanır kalır. Başka bir yere ilerleyemez. Cenova'nın arkasında da İspanya var. Cenova'nın arkasında İspanya varken ilerleyebileceğini zannetmiyorum. Yani 1200. Abi o kadar cazip geliyor ki bana şu an o teknolojiyi almak. Ama acelem yok. Almayacağım o teknolojiyi. Merhaba. 15 Army Tradition'lı. Oh. Bak. Admin 6 adam geldi. Admin 6 adam ne demek abi? Bizim bütün işlerimiz daha rahat edecek demek. Yani hem şeyi bitirebileceğiz. Teknolojiyi alabileceğiz. Teknolojiyi almamızla beraber ID'ye bitirebileceğiz. Merhaba. Osmanlı. Ama Osmanlı'yı rival alırsam Osmanlı'yı koruyamam ki. Tunus'u da rival almak istemiyorum. Commonwealth'i de mecbur Osmanlı rival alacağız. Artık başının çaresine bakacak abi Osman. Yapacak bir şey yok. Aa, hala bağımsızlığını garanti edebiliyorum. Demek ki çekmedikten sonra bağımsızlığı rival de olsam halledebiliyorum abi. Güzel güzel. Hoşuma gitti açıkçası. 600 dukatlık borçlarım var. O 600 dukatlık borçlardan da kurtulmak istiyorum. Artık teknolojiye gitmem gerekiyor bence yani. Osmanlı bile 11-11-11 olmuş abi. Yani yanımdaki çocukları hadi boş ver. Yanımdaki çocuklar da 10'a 11'e falan gelmiş. Biz burada birazcık sıkıntı yaşarız yani ileride batıdan bir elemanla kapışırsak. Gerçi kapışırsak da bir sıkıntı olmaz ya, teknolojide o kadar geri değiliz de. Dur ya, hemen şu teknolojiyi alıp kalan borçları öyle ödeyelim. Aynen.
Abi teknolojiye ilerlemek bizim Too Many Territories'imizi kısalttı mı? Kısaltmadı. Keşke kısaltsaydı. Şuna da ilerlemeye devam et. Merhaba. Ben ofansif ID'ye gitmekten yana taraftarım. Ofansif ID'ye gidelim. Defansif, ofansif, tıkır 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 tıkır. Hallederiz. Borçları da yavaş yavaş ödemeye başlarız. 596, 650 dukat falan. 1548'e kadar vaktimiz var. Borçlar yavaş yavaş ödenirler zaten. Ama bizim teknolojileri almamız gerekiyordu. Teknolojileri almaktan ziyade bizim ekstra estate yapmamız gerekiyor abi. Admin teknolojisi 12'den önce estate yapamıyorum. Peki Growment'da var mı benim estate yapabilme imkanım? Fazladan 5 tane estate veren bir şeyim vardı sanki. Galiba yok abi fazla estate. Şu an bildiğim oyun beni durduruyor. Oyun bana diyor ki eğer gelişeceksen sırtına yükleyeceğim para borcunu ödemek zorundasın. Oğlum kaleler kapalı takılıyoruz yokluktan ya. Kaleler kapalı takılıyoruz ya. Hani askerleri falan eğitemiyorum abi. Durum o denli içler acısı. Ben ne yapabilirim ki? Oyun şu an benim gelişmemi istemiyor. Şu an tıkandım. Yani admin puanını arttırana kadar oyun benim gelişmemi istemiyor. 6 adminlik adam gelmiş. Osmanlı'yı ben acaba şey yapmayı bıraksam mı? Osmanlı kimlerle elay? Fas'la elay Osmanlı. Memlük bağımsızlığını garanti ediyor. Ben Osmanlı'nın bağımsızlık garantörlüğünü çeksem mi acaba? Ya Cenova'dan çekiniyorum şimdi. Cenova şuraya zamp gibi yapışırsa bir de İspanyol'la uğraşmak zorunda kalacağım. Aman ya kim olursa olsun keseriz abi. Kendimize eksi vermeyelim de şu an. Şu an kendimize eksi vermeyelim de gerisi bir şekilde halledilir. 12 yapalım bir. Abi ömrünüz biraz uzun olabilir mi rica etsem? Yani ayıp olmayacaksa şayet. Ömrünüz birazcık uzun olabilir mi? Çünkü gelen ölüyor, giden ölüyor. Tıkır 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 iniyorlar aşağı adamlar. National Tax Modifier'ı arttır. 15 dukat. Borç ödemekten içim dışıma çıktı artık. Peki askerleri açma şansım var mı? Eksi 3. Abi askerleri açsam da fetih yapamam ki. Ha, askerlerle bir şekilde artı alıyorum hadi kaleler kapalıyken. Kaleler açıldığında gene eksi yiyeceğim. Eyvallah. Ne yapabilirim ki? İspanyol. Aslında İspanyol'a savaş ilan edip bir zarar verebilirim ona ya. Yani İspanya'nın gelişmesini engelleyebilirim. Belli mi olur? Belki Naples'i falan aradan çıkartırız, şey yaparız. Çünkü bu adam koloniye de gidecek ve bu adam koloniye gittiğinde iyice sıkıntı çıkartmaya başlayacak. İspanyol'a falan burada zarar versek güzel olur aslında. Peki Portekiz'e dalsam, Portekiz'le beraber İspanyol gelse ve Tunus bana yardıma gelse? Tunus bana yardıma gelmiyor. 1400 dukat borcun mu var olduğun yerde? Oturduğun yerde. Sen de mi fazla geliştin acaba Tunus? Adamın 1500 dukat borcu var ya. Birader madem oyun benim gelişmemi istemiyor, o zaman şey yapalım mı? Kendimize minik bir vasal yapalım, o minik vasalı besleyelim. Misal Sordan. Sordan benim vasalım olmayı kabul eder mi acaba? Sordan benim vasalım olmayı kabul edebilir abi. Sordan'ı alalım. İşte buradan efendime söyleyeyim Timur'dur. Şu arkadaki Maraget devletidir. Ajam'dır, şudur budur. Soran'ı besleyip büyütelim. Ya da Soran'ı evet Akkoyunlu'yla da besleyip büyütürüz. Vasal almak elbette ki benim eksi yememe sebebiyet verecektir ama... Diplomasi eksisini de şövalyeleri salarak karşılayacağım. Knight'ları salacağım abi. İlişkimi iyi tutup salacağım yani tabii ki. Salacağım derken ilişkimi iyi tutup salacağım. Bir de bunların raid'leriyle uğraşmayalım bir saat. Commonwealth'i kesinlikle salmayacağım. Commonwealth benim için değerli bir müttefik. Merhaba artık bir şey yapabilir misiniz ya? Çocukların kendine gelmesi çok zaman aldı abi. Ya yok general verme şimdi. General verme şimdi. Soran. Soranlara, sormayanlara. Bu adamın beni kabul etmemesinin tek sebebi benim şu an ekonomik olarak borçta olmam abi. Borçlarımı ödediğim an bu adam benimle el aylığı kabul edecek. Askerlere de antrenman yaptırmıyorum. Bir şey yaptırmıyorum. Kapatalım mı adam orduyu? Ya da kapatmayalım adamlar antrenman yapsın abi en azından. Aynen adamlar antrenman yapsın. 3 orada antrenman yaparsa 4-5 dukat para kazanıyoruz sadece.
4-5 tokatla da bu borçlar ödenmez ki. Abi bence bekleyelim bütün borçlar ödensin. Öyle antrenman mı yapıyoruz? Vasal mı alıyoruz? Bir şey mi yapıyoruz? Her şeye o şekilde karar verelim. Zaman da böyle akıp gidiyor abi. Devletin iç işleriyle uğraşırken zaman akıp gidiyor. Ve hani biz devletin iç işleriyle uğraşırken diğerleri gelişmeye devam ediyor lan burlum bur. Ha 20 dukat 20 dukat gelsin şu borçları ödeyelim bak. 1547'de bir tane borç ödenmedi. Yani öderiz. Daha yeni ordular falan kuracağım. Yeni yerlere gideceğim. Dediğim gibi yani birinin müttefikliğini salıp bu arkadaşı vasal yapacağım. Belki Timur benim vasalım olmak ister. Timur 1000 development'ın üstünde mi? Nasıl Timur 100 development'ın üstünde ya? Abi Timur'un iki toprağının 100 development üzerinde olmasının bir imkanı yok. Timur mor ya 100 development'ın üstünü gördüğü için artık vasal olmak istemiyor mu? Soran'ı alacağız abi. Ben Soran'a yanlıyorum şu an. Ya da Karabak'ı falan mı alsak? Ardabil belki. Belki Şirvan. Ne bileyim. Ama Soran en iyisi ya. Soran en iyisi dur. Şu borçlardan falan bir kurtulalım da bu çocuk bize gelecek abi hissediyorum. Al beşik sızına. Çünkü hiçbir şey yapmıyoruz şu anda yani. Boş boş oturuyoruz sadece. Abi donanmayı bile toparlayamadım daha. Vallahi donanmayı bile toparlayamadım daha. Hah National Tax Modifier'ı arttıran adam. Ver askeri teknoloji 12'yi. Bununla beraber şöyle bir askerleri güçlendirelim. Evet. Güzel, güzel. Askerlerimiz güzel güçlendi. Şimdi sevgili Soran. Kardeş bak bana vasal olana kadar gözüme gözükme. Tamam, admini de 11 yaptık. Orduları eşit ilerletmeye çalışacağım. Yemen'le aramdaki ilişki eksi olsa da olur. Yemen'i parçalayacağım da zaten şu an büyüyemiyorum. Tek sıkıntım o. Şu an büyüyebilmek için bu kadar çileyi çekiyorum ben. Tamam, ilk borç ödendi. Süper. Bir borç daha ödendi Soran. Bak ne diyorsun? İyi düşün. Adam benim ekonomim senden iyi diyor ya. Nasıl senin ekonomin benden iyi arkadaş? Bize vasal olmak isteyen kimse yok mu? Support independence, vasal. Aa, knight'lar vasala geliyor. Knight'ları vasal alalım abi. İleride annexleriz çocuğu. Gelmez ama ya. Geliyor. Niye yapamıyoruz? 190 üzeri ilişki. Ha. Evet. Proclaim'ini garanti etsem. Aynıyız zaten yani. Aynı boşluğu yiyor. 150. Başka ne yapabilirim? 190 olması lazım. 150. Niye eksi yiyorsun? Eksi yeme. 150 para ödesek borçtayız da. Knight'ı vasal alıp ne yapacağım ki? En azından Osmanlı'ya tekrar dalar. Kalan topraklarını Knight'a yediririm. Sonradan Knight'a annexleriz yani. Çünkü şu an harbiden zor durumdayım. Başka düşünüyorum şimdi. Proclaim garantiyle 150. Para versek en baba 175. Şöyle bir askeri geçiş versem ve şey versem. Abi military access'i de al. Ne yaptı? 160. 160 artı 25. 185. Bir şey daha lazım. Bir şey daha lazım ama ne lazım? Great power olarak influence versek. Abi influence versek ilişki gelişir mi acaba? Zaten Venedik'le bu çocuğa influence veriyorlar. Ben de influence versem 85. Anneni yiyeyim. Dur geliyor. Geliyor 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 geliyor. Vasal geliyor. Ama şimdi de şey deme bana. Şimdi de şey deme. Benim ekonomim senden iyi deme. Tamam. Merhaba, ekonomi, send gift. Abi 100 dukat. 200. Gel oğlum. Gel oğlum. Süpersin be. Süpersin be. Abi. Abi bak bir taşla. Bir taşla iki kuş vurduk. Bir taşla iki kuş vurduk arkadaşlar. Şu an harbiden bir taşla iki kuş vurduk abi. Bir. Ney? İstemiyorum bir şey dur. Bir.
hangi teknoloji çıktı bir dur. Şimdi genişlememe eksisinden dolayı fetih yapamıyorduk. Birincisi bu fetih hareketlerine devam edeceğiz. Dismarhan'da çıkmış teknoloji, süper. Birincisi bu fetih hareketlerine devam edebileceğiz. Gideceğiz Osmanlı'ya dalacağız. Kalan toprakları Knight'lara yedireceğiz. 10 numara 5 yıldız. Öncelikle tabii ki Osmanlı ile aramızdaki Turus'un geçmesini bekleyeceğim. Bizim Osmanlı ile aramızdaki Turus ne zaman geçiyor? 1550 Mayıs ayında. Abi süper. Aç 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 aç. Aç abi orduları, aç abi orduları. Aç baba orduları, yürü 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 yürü. Allah ne verdiyse, ne kadar toprak varsa hepsini Knight'lara vereceğim. Atina'nın oradan da sıçrasın, Selanik'in oraya, Filibe'nin oraya. Knight'ları besleyerek gelişeceğim. Çünkü oyun artık benim gelişmemi istemiyor. Too many territories deyip duruyor. O yüzden Soran Devleti ile aramdaki ilişki gerileyebilir. Umurumda değil, ben buldum vasalımı zaten. Osmanlı'ya dalacağım. Beraberinde Osmanlı'ya daldığımda arkasından Akkoyunlu ve Fas gelecek. Commonwealth'ı da çağırırım yukarıdan. Şimdi Akkoyunlu ve Fas. Benim adamlarım nerede? Benim 3. ordum nerede birader? 3. ordumu gören oldu mu? Ha 3. ordu İstanbul'da, tamam. Dur bekle. Sen buradan Fas'ın üzerine oynayacaksın koçum. Tamam mı? Biz de buradan Osmanlı'ya oynayacağız abi. Kaleleri bir açar mısın? Hadi bismillah. Kalelerin açılışıyla para artmaya devam ediyor mu? Vallahi artmaya devam ediyor. Bu kalan 2 borç ödenir abi. Kalan 2 borç ödenir. Şuraları komple Knight'lara yedireceğim ya. Oh be, sonunda ya. Sonunda yani gelişmenin bir yolunu bulabildim. Kafamla düşünerek bulabildim abi. Bir şekilde beynimi kullanabildim ya. Oley be. Peki bir şey soracağım şimdi. Bana vasal olmaya en yakın devlet hangisi? Darfur vasallığıma geliyor. Darfur vasal yapıp bir şey yapamam. Avarya falan filan. Yezd, Ardabil, Gazikümp, Varsanga, ıdıbıdı, ıdıbıdı, ıdıbıdı. Tamam. Doğru düzgün vasal bulamayız. Şu iki orduyu bir araya getirelim. Osmanlı 12'de askeri teknoloji. Biz de 12'deyiz. Mükemmeliz. Osmanlı'ya hala savaş ilan edebiliyor muyum? Evet, Amasya üzerinden savaş ilan edebiliyorum. Bir tek Fas geliyor. Commonwealth'ı davet ettim. Hatta Reconquest üzerinden savaş açalım. Daha fazla toprak alalım. Bak Reconquest üzerinden şey de geliyor. Venedik de geliyor. Hop baba cut. Gir baba. Gir 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 gir. Gir, biz sadece Sinop'u falan alacağız abi. Biz sadece Sinop'u falan alacağız. Bu arada Osmanlı gemileri Knight gemilerini kırdı. Knight'ların gemilerini. Hacı kusura bakma la, görmedim. Militer aksesi verecektim, görmedim. Allah'ım sonunda. Bekle bu arada, gemimi upgrade'leme. Yürü abi Fas'a. Kanka sen benimle zaten ittifak değil misin ya? Ask for military access. Teşekkürler, teşekkürler. Yürü. Yürü abi, şurada bir Fas'ı montalayalım, yürü. Fas'ı bir söküp takalım. Oley be, sonunda ya, vallahi yani seriyi çıkmazdan kurtardık ya. Tabii ki vasalların da gelişmesi bana etki ediyorsa ters yönde bilmiyorum da. Knight'ları kullanacağım abi. Sugla'yı da vereceğim. Şurayı komple vereceğim Knight'lara ya. Nasıl olsa benim vasalım abi. Osmanlı'da 40.000 asker basmış. Ey maşallah ya. Şuradan Menteşe'ye falan da gidelim. Keşke var ya Sugla tarafını falan da verebilsem. Bak bu dörtlü de bana eksi verecek ama ne yapalım abi, o dörtlüden de eksi yiyeceğiz artık. Yavaş yavaş şey yaptıkça yok 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 yok. Admin'e ilerlemeyeceğiz abi. Admin'e ilerlemeyeceğiz. Buna ilerleyeceğiz. Çünkü teknoloji 12 olduğunda 3 tane daha estate yapma imkanı verecek bana. Teknoloji 12 olup 3 tane estate yaptığımda corruption yeriz biraz. Teknoloji 12 olup 3 tane estate yaptığımda artık devletin çok büyük kontrol edemiyorsun uyarısı vermeyecek. Yavaş yavaş kurtaracağız günü. Abi bu arada mis gibi var ya, Osmanlı'yı Balkanlarda da harcıyorlar. Biz de şuradan Fas'ı bir aradan çıkartır hallederiz her şeyi. Yani Fas aradan çıksa yeter. Bizim gemileri Osmanlı gemileri yok eder bu arada. Ve Osmanlı'ya biz daldık diye diğerleri de uyanıklık yapıp dalmasa bari. Abi oh be, yani keşke bunu daha önce şey yapsaydım. Keşke bunu daha önce akıl etseydim. Şu an borç ödemiyorum. Ödeyemiyorum daha doğrusu. Diplomatic Reputation adamını ver. Merhaba, buradan nereye ilerleyebilirsin? Yalnız buraları sana vermem. Komun ver, ne yapıyorsun? Buraları sana vermem reis. Yani Selanik taraflarını falan bana sal bari. Çık savaştan. Yani karın ağrısı bok kurusu adamsın ya. Ne karın ağrısı bok kurusu herifsin. Ne yapayım illa geleyim şey mi yapayım? Osmanlı'da 36.000 ordusuyla Venedik'in orada. Peki.
Gel şuradan gelen Fas ordularını savun. Biz de buraları alalım. Buraları da çünkü Knight'lara vereceğim abi. Buralar da Knight'ların. Besleyeceğim abi çocuğumu. Besleyeceğim. Sonra da annexleyip yutacağım. Ama ben hani kontrol edebilir vaziyete gelene kadar benim yerime sahip çıkmış olacak buralara. Üstelik basalım olduğu için hani isyan etme riski yok, bir şey yok. Ben çok tatlı buluyorum kendilerini şu anda. Eyvallah. Eyvallah. Ben kendilerini çok tatlı buluyorum dediğim gibi. Buradan Selanik tarafını falan da vereceğim. Selanik'in orağı, Kesire. Aa, verebildiğimi vereceğim abi. Tirhala, Atina. Öde öde Loan'ı öde. Borcu öde. Şeyi alamıyor muyuz ya? Şu teknolojiyi alamıyoruz galiba. Askeri ID'ye gidemiyorum şu an. Askeri ID'ye çalışamıyorum. Hümanisti bitirmeye çalışacağım da Hümanisti bitirmeye fırsat kalmıyor ki. Gerçi fırsat kalacak. Niçin fırsat kalacak? Bunu 12 yapıp Estate yaptıktan sonra komple puanlar bize kalacak abi. Merhaba. Venedik değil, pardon. Neyse, orayı vermem artık kimseye. Knight'lar. Tamam abi, yani komple Knight'lara yedireceğiz çocuğu. Selamun aleyküm kardeş. Merhaba merhaba. Sen beni işgal mi ediyordun? Gel bakayım burayı işgal et. Gel 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 gel. Yollu ordunu gel işgal et gel. Fas kendini nasıl 12 yapmış ya? Heh. Askeri de şöyle bir ilerle koçum benim. Abi şimdi estate yapıp yediğimiz corruption'dan kurtulma zamanı. Bak, admin teknolojimiz arttıkça fark ettiniz mi bilmiyorum. Artık too many territories'ten artı 22 yemek yerine daha az yemeye başladık. Bu arada ben kesinlikle Türk kültür grubuna sahip toprakları korlayacağım, şey yapacağım. Çünkü oralar bana gerekli. Yani ne kadar çok Türk kültür grubuna sahip toprak estetlersem benim o kadar işime gelir bu. Başka burayı esteklemeyeceğim. Şuralar da Türk kültür grubuydu galiba. Gerçi burası da benim çocuğun olacak büyük bir kısmı. O yüzden esteklenebilir. Eyvallah. Abi bu estate'lere parayı ödedikten sonra bizim sıkıntımız iyice giderilmiş olacak. Şimdi şurası bir çöksün. Fas'ı bir aradan çıkartacağım. Ve bir ara artık gerçekten bir ara kalelere çeki düzen vermek gerekiyor. Oo, 27K'lık Venedik askerleri de geldi. Güzel. Şimdi Fas, savaştan defol. Savaştan defol kardeş. Birazcık para verip defol. Borcum var çünkü. Eyvallah. Şimdi şu orduyu şuraya bir çekelim. Bu orduyu da böyle Anadolu'ya doğru gönderelim. Ondan sonra hemen Osmanlı Savaşı'nı bir sonlandıralım. Kanka şuraları şöyle bir kocaman Knight'lara ver. Efendime söyleyeyim. Osmanlı şöyle içimizde. Gerçi Cenova girebilir buraya. Aramıza Cenova girebilir abi. Aramıza Cenova girsin istemiyorum. Selanik'i de buraya verelim. Tamam canım. Selanik'i de şeye verelim. Knight'lara verelim. Buraları bir de ekstradan biz korlamak için para ödemeyelim. Abi güzeliz. Güzeliz yani. Şu an oyun gelişmemizi engelleyemiyor. Osmanlı'nın parasını da alalım. Hoppacık. Hoppacık. Bak, bu Knight'ların gelişmesi bizim işimize yarayacak abi. Çünkü adam bizim vasalımız ve her halükarda bize hizmet ediyor. Biz sadece korlarımızı yapacağız ve rahatımıza bakacağız. Bu yediğimiz eksiği minimuma indirmeye çalışacağız. Şu an minik bir corruption sıkıntımız var. O minik corruption sıkıntımız geçtikten sonra her şey yoluna girer. Offensive idea da ilerleyip artı 5 fazladan disiplin bonusunu da aldık. Bu bizim gerçekten çok işimize yarayacak. Şimdi sadece Knight'larda isyan çıkma durumu var. Bakalım Knight'lardaki isyan çıkma durumu ne kadar, onu bir öğrenelim. Evet, Knight'larda isyan çıkma durumu var ama çözeriz, dediğim gibi çözeriz ya. Abi şimdi borçlar ödeniyor neredeyse. Ya dördüncü bir ordu bile basabilirim artık değil mi 24'lük. Buraya bir 24 daha eklersen ne yapar? 96 yapar. Şu an değil ama ilerleyen vadelerde eminim ki dördüncü bir ordu basabileceğim. Yani oyun gerçekten çok sıkıntı çıkardı ama halledebildik. Türk kültür grubu 29'da. Tamam, 50 yapıp Türk kültür grubunu kabul gören kültür grubu yapacağım ve ardından Selçuklu devletini kurmak üzere yola koyulacağım, işe koyulacağım. Efendim, her ne kadar eksi yiyeceğimi bilsem de proclaim'ini garanti edemiyorum çocuğun. Evet, yapamıyorum.
Ama şimdi biz burada Osmanlı ile uğraşırken yukarıda bir Rusya kuruldu ve yukarıdaki Rusya da tehlikeli. Şu an hali hazırda Rusya, ooo bak Rusya'nın benden çok daha fazla askeri ve askeri gücü var. Rusya hazır teknoloji açısından gerideyken aslında Rusya'yı da bir yıpratmak lazım. Elimizde de Commonwealth gibi kuvvetli bir el olduğunu düşünecek olursak şayet, bu arada aylık otonomi veremem herkese. Mecbur National Tax Modifier'ı düşüreceğiz. Great Power'lar Fransa'ya, Büyük Britanya ve şey dalıyor, Commonwealth dalıyor. Dalsınlar anam. Dalsınlar, hiç önemli değil. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Borçlarımızın ödenmesini bekleyeceğiz. Borçlarımız ödenirken bir yandan da şöyle bir askerlerimize antrenman yaptıracağız. Güzel. Gayet başarılı. 1600'lere geliyoruz. Aslında Arap Yarımadası'ndaki kahveyi almaya inebiliriz. Yani İlerleyen vadelerde bir Venedik seferi gözlemleyebiliriz ama Venedik seferi gözlemlemeden evvel ben bu eksiği iyice aza indirmek istiyorum. Çünkü too many territories beni bayağı yordu ya. Yani fazla toprağa hakim olmuş olmam, fazla toprağa hükmetmiş olmam beni bayağı bayağı yıprattı, bayağı bayağı yordu. Her yerden eksi yemene sebebiyet veriyor çünkü. Ve artık böyle kaleleri adam akıllı belli bir düzende kuralım. Kaleleri de mutlaka yenileyeceğim. Allah'ım şükür bak bütün estate'leri tamamladım. Bütün estate'leri tamamlamamla beraber Türk kültür grubu da bayağı güzel kabul gördü. Şunu da 12 yapmaya gayret edelim. Burada kültür değişikliği de yapacağız mı? Elbette ki yapacağız. Aslına bakarsan kültür değişikliği yapmak şu an daha önemli. Kültür değişikliği yapıp Türk kültür grubunu ana kültür grubu haline getirelim. Ya bu arada bilmiyorum yani önceden yapılabiliyordu. İnşallah hala yapılabiliyordur. Şayet ki yapılamıyorsa ve ben Türk kültür grubuna çevirdiğim halde Memlük'ten bir Selçuklu kuramazsam kusura bakmayın. Bilmiyorum yani en son yaptığımda oluyordu. Ve muhtemelen Prusya'yı ben Commonwealth kurduğum için kuramadım. Şimdi herhangi bir şekilde Arabistan ya da Mısır kurmayacağım. Direkt Türk kültür grubunu benimseyip Osmanlı'yı bitirdikten sonra Selçuklu kurmaya çalışacağım. Amacım bu yönde. Bu arada Rusya'yı bir durdurmamız lazım abi. Hatta Rusya ile Danimarka elay mı? Değil. Danimarka'yı da böyle bir yanımıza müttefik olarak alıp bir şeyler yapmaya çalışabiliriz. Her neyse, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almış, güzel zaman geçirmişsinizdir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere babuşlar. Bye bye.